Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane mâ lem ya'lem. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadül kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Yaratan, yaşatan, bizlere sayısız nimetleriyle lütufta bulunan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi iman ve İslam'la müşerref kılan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere Müslüman olmayı nasip ettiği gibi Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak da ölebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz her birimize canlarımız tenlerimizde kaldığı sürece rızasını kazandıracak bir hayat yaşayabilmeyi, razı olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, razı ve memnun olduğu salih kullarıyla birlikte haşrolmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz imanımızı kamil, amellerimizi salih, ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz bu gece Recep ayının 27. gecesi yani Miraç kandilidir. Dolayısıyla sizlere bu sohbetimde İsra ve Miraç hakkında bilgi vermek istiyorum. İsra gece yürüyüşü demektir. Miraç ise yükselmek, yükseğe çıkmak, yükselmeyi sağlayan vasıta anlamına gelmektedir. Sözlükte bu anlamlara gelen İsra ve Miraç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün makamlara yükselişi ve Allah'ın yüce katına kabul edilişi olayıdır. Yüce yaratıcıya yakınlığın en üst derecesi olan Miraç, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde bir olaydır. Çünkü bu olayın fiziki kanunları ile fizik kanunları ile açıklanması mümkün değildir. Miraç, İnsanlığın kurtuluşu için gönderilmiş olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretinin eserinin temaşa ederek onun huzuruna yükseldiği mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, kainatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevi bir buluşmadır. Yüce Allah gönderdiği bütün peygamberleri tebliğ ile görevlendirmiştir. İnsanların vahiy ile desteklenmesi, peygamberleri kabul edip iman etmelerini sağlamak için de onlara mucizeler verilmiştir. Her peygambere bir mucize verildiği gibi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de birçok mucize verilmiştir. İşte Miraç olayı
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den sonra kendisine verilmiş olan en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Miraç aynı zamanda Yüce Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme özel bir lütfudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir lütfa mazhar olması onun Yüce Allah katında ne kadar büyük bir dereceye sahip olduğunu bizlere göstermektedir. Aziz Müslümanlar, Miraç olayı nerede ve nasıl gerçekleşmiştir? Miraç olayı Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 12. yılında Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden 1,5 yıl kadar önce yaklaşık olarak miladi 621 yılında kameri takvime göre Recep ayının 27. gecesinde meydana gelmiştir. Miraç hadisesinin meydana gelmiş olduğu zaman öncesine bir dönüp baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de peygamberlik görevini yapmaya başladığını ama maalesef Mekke'deki insanlar tarafından, çoğunluk tarafından kabul edilmediğini ve dolayısıyla Ebu Talip Vadisi'nde Peygamber Efendimizin ve inanan insanların abluka altına alındığı ve 3 yıl süreyle abluka dolayısıyla Müslümanların açlık ve mahrumiyet içerisinde yaşadıklarını biliyoruz. Bunun ardından, bu olayın ardından Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip'in kısa bir süre sonra da çok değerli eşi, hanımı, müminlerin annesi Hazreti Hatice validemizin vefat etmesi, daha sonra İslam'ı tebliğ için Peygamber Efendimizin gitmiş olduğu Taif'te taşlanarak, saldırıya uğrayarak hüzünlü bir şekilde Mekke'ye geri dönmesi, sonunda da müşriklerin çok şiddetli baskısına dayanamayan bazı Müslümanların Habeşistan'a göç etmek zorunda kalmaları, işte bütün bu üzücü olayların arkasından Allah Teala peygamberini mükafatlandırmak istemiş ve onu kendi katına yükseltmiş ve ona çok büyük bir derece vermiş ve ona büyük bir mucizeyi ihsan etmiştir. İşte İsra ve Miraç bu önemli olaylardan sonra gerçekleşen bir mucizedir. Peki değerli kardeşlerim, acaba Miraç olayı nasıl olmuştur? Buhari'nin El-Cami'u Sahih adlı kitabında zikredilmiş olan bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Kabe'nin avlusunda, başka bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının kızı Ümmü Hani'nin evinde uyku ile uyanıklık arasında bir durumdayken Cebrail aleyhisselam gelmiş ve Peygamber Efendimiz'in göğsünü açarak kalbini temizlemiş ve Burak denilen bir bineğe bindirerek Mekke'den Mescid-i Haram'dan onu almış ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. Ki bu olaya gece yürüyüşü anlamında İsra diyoruz. İsra, gece yürüyüşü. İşte İsra, gece yürüyüşü, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 1. ayetinde bizlere şöyle ifade ediyor. Estaizu billah bismillah. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksellezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. Evet, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı çok yücedir. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitir
her şeyi hakkıyla görür. İşte bu ayetler Peygamber Efendimizin bu büyük mucizesini bize ne yapıyor? Açıklıyor. Dolayısıyla İsra suresinin ayetlerinde bu İsra olayı ayetle açıklandığı için İsra olayına iman etmek, Miraca iman etmek farzdır. Neden? Çünkü ayetle sabit. Allah Teala ayetle bunu ne yapıyor? İfade ediyor. Peki acaba Peygamber Efendimiz Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gittikten sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa'da daha sonra 7 kat semayı aşarak Yüce Allah'ın katına ulaşıyor. Bu hususta işte Miraç deniliyor buna da. Yükseliş, Yüce Allah'ın katına yükseliş. Bu da Necim suresinde, Kur'an-ı Kerim'de Necim suresi var. Necim suresinin 5. ve 18. ayeti kerimelerinde Miraç olayı bize açıklanıyor. Tabi ayetler uzun olduğu için ben burada o ayetleri teker teker okuyup açıklamak istemiyorum. Dolayısıyla kısa ve özlü olarak demek ki Peygamber Efendimizin İsra ve Miraç olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Buna iman etmemiz mutlaka gereklidir. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miracı acaba bazılarının söylediği gibi sadece uykuda efendim ruhi olarak manevi olarak mı gerçekleştirmiş, yoksa İslam alimlerinin çoğunluğunun söylediği gibi hem bedenen hem de ruhen canlı olarak mı gerçekleştirmiş? Evet, kabul edilecek, tercih edilecek görüşe göre, İslam alimlerinin çoğunluğunun kabul ettiğine göre Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç olayını hem bedenen hem de ruhen ne yapmıştır? Gerçekleştirmiştir. Tabii Peygamber Efendimizin bu mucizesini kısaca bu şekilde hatırladıktan sonra asıl biz Müslümanlara yönelik İsra ve Miraç olayının Müslümanlara yönelik bizleri ilgilendiren yönüne biraz fazla değinmek istiyorum. Bizi bu mucize hangi yönden ilgilendiriyor? Bize bakan yönü nedir Miraç'ın? Evet, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği en manalı ve en büyük mucizelerinden biri olan Miraç, Resulullah'ın şahsında insanlığın önüne konulmuş olan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Evet, bu hadisede maddi ve manevi yükselişe bütün süfli duygulardan, her türlü kötülüklerden arınarak gerçek kulluğa ve en yüce mertebeye erişmeye işaret vardır. Yani Peygamber Efendimiz Miraç'la Yüce Allah'ın katına en yüce mertebeye ulaştığı gibi bize bakan yönü de Miraç'ın, bizler de, Müslümanlar da, inanan insanlar da bu Miraç'ta bize gönderilen hediye ile ne yapabiliriz? Allah'ın huzuruna çıkabiliriz ve bizim de Miraç'ımız bu Miraç olayında bize hediye olarak Peygamber Efendimiz'in getirdiği namazla oluyor değerli müminler. Evet, nitekim işte bu Miraç'ta Peygamber Efendimiz biz Müslümanlara 3 tane hediye ile dönmüş. 3 tane hediye getirmiş. Birincisi, birinci hediye, bize getirilen birinci hediye, birinci müjde, günde 5 vakit namaz Miraç olayında Peygamber Efendimiz'e ve bizlere farz kılınmış. Dolayısıyla Miraç'ın birinci büyük önemli hediyesi 5 vakit namaz. Peygamber Efendimiz Miraç'la Allah'ın huzuruna çıktığı gibi biz Müslümanlar da bir günde 5 vakit kıldığımız namazla ne yapmış oluyoruz? Allah'ın huzuruna çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla bizim namazımız da bizim Miraç'ımız oluyor. Allah'ın yüce katına çıkma, Allah'la konuşma, direkt Allah'la aracısız olarak diyaloğa geçme manasına geliyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak Allah Teala'ya ne kadar şükretsek azdır değerli Müslümanlar. Evet, işte böyle büyük bir dinimiz, böyle kutsal bir dinimiz ve gerçekten daima onu hayırla anmamız gereken çok yüce bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem.
O bize her türlü iyiliği, her türlü güzelliği bizzat hayatında tatbik ederek göstermiş, öğretmiş. Dolayısıyla cennete giden yolu, Allah'ın rızasına ve sevgisine giden yolu bizlere açıklamış ve her türlü kötülükten, her türlü Allah'ın gazabına insanı götürecek yollardan da bizi yasaklamış, nehyetmiş. Dolayısıyla biz de Peygamber Efendimiz'in bize Miraç'tan getirdiği bu hediyeyi, yani günde 5 vakit namazı en mükemmel şekilde kılmaya özen göstermeliyiz değerli kardeşlerim. Evet, namaz İslam dininde en önemli farzlardan bir tanesidir. Dolayısıyla günde 5 vakit namazı dosdoğru kılmak suretiyle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Allah'ın bize olan emrini, farzı yerine getirmiş oluyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca gözümün nuru dediği namazı itinayla tadili erkanına uyarak kılmaya devam etmeliyiz değerli kardeşlerim. Zira namaz insana çok önemli faziletler ne yapıyor, kazandırıyor. Çok önemli sevaplar kazandırıyor. Ve namaz İslam dininde o kadar önemli ki namaz diyor Peygamber Efendimiz, namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Bakınız bir binayı düşünelim. Bir bina 4 tane duvardan meydana geliyor değil mi? Bu binanın duvarlarından birini yıkarsanız ne olur? Bina çöker. Dolayısıyla işte namaz da dinin direği oluyor. O dinin direği namaz terk edilirse Allah muhafaza din de ne yapar? Çöker, insanın dini yıkılmış olur. Onun için de namaza bizler önem verdiğimiz gibi bizden gelen neslimize, çocuklarımıza, yavrularımıza da namazı ne yapmalıyız? Öğretmeliyiz ve namazı dosdoğru kılmaları için yardımcı olmalıyız. Zira hepimizin çok iyi bildiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin atalarından biri olan, ulul azim peygamberlerden olan Hazreti İbrahim aleyhisselama da Allah Teala namaz kılmayı emretmiş. Ve dolayısıyla Hazreti İbrahim aleyhisselam da Peygamber Efendimiz gibi namazı dosdoğru kıldığı gibi bize güzel bir örneklik sergilemiş ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir duası var Hazreti İbrahim aleyhisselamın. O duayı hatırlatayım size. Şöyle diyor Hazreti İbrahim aleyhisselam: Rabbic alni mukimas salati ve min zurriyeti rabbena ve tegabbel dua. İbrahim aleyhisselamın duası, Allah'a niyazı. Türkçe manası şöyle: Ya Rabbi, Rabbic alni mukimas salati. Ya Rabbi, beni senin emrin olan namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Ve min zürriyeti, de benden gelen zürriyetimi, neslimi de senin emrin olan namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Bakın, hem kendisi hem de nesli için, çolukları, çocukları için namazı dosdoğru kılmak için Allah'tan ne yapıyor? Yardım diliyor. Dolayısıyla biz de değerli müminler bu duayı yapmalıyız. Biz de Allah'ın emri olan namazı dosdoğru kıldığımız gibi sadece bizim kılmamız yeterli değil, evde eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, yakınlarımıza namazı kılmaları için ne yapmalıyız? Daima onlara güzel bir şekilde tavsiyede bulunmalıyız. Tatlı dille, güler yüzle onlara namazı tavsiye etmeliyiz. Namazı kılmalarını sağlamalıyız. Bir de burada şunu hatırlatayım namazla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki: Evvelu ma yuhasebu bihil mer'i min amelihi yevmel kıyameti es-sala. Kıyamet gününde kulun, Müslümanın Allah'ın huzurunda ilk olarak hesaba çekileceği ameli namazdır diyor. Demek ki Allah Teala ilk olarak hesap gününde bizi namazdan hesaba çekecek. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak çalışıyorum. Nevşehirliyim. Mehmet Soysal'dı ismim. Öğrencilerimize şu örneği veriyorum. Bakın, bir öğrenci sınava girdiğinde sınavda sorular eline verildi. İlk soru, birinci soru bilmediği zor bir soru olursa ne olur? Bütün morali bozulur. Bütün morali alt üst olur. Dolayısıyla diğer soruları bilse de tam olarak yapamaz. Bakın, kıyamet gününde peygamberlerin dahi nefsi nefsi diyerek kendi nefislerini kurtarma derdine düşecekleri o çetin günde birinci sorgu namazdan olacakmış.
Dolayısıyla işte bu birinci sorguda başarılı olmamız gerekiyor değerli müminler. Birinci sorguyu başarıyla vermemiz gerekiyor. Onun için de hayat sermayemiz elimizdeyken, aklımız yerindeyken ne yapmalıyız? Namazı dosdoğru kılmaya gayret etmeliyiz. Ve namazı kılarken de kendimize Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almalıyız. Acaba o nasıl namaz kılıyordu? Elhamdülillah İslami kaynaklarda Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai gibi hadis kitaplarında Peygamber Efendimiz'in nasıl namaz kıldığı rivayetlerde bize açıklanıyor, anlatılıyor. Dolayısıyla Allah Resulü bir hadis-i şerifinde "Sallu kema ra'aytumuni usalli" buyuruyor. "Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın" buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'den nasıl namaz kıldığını öğrenmişler. O şekilde namaz kılmışlar. Onlar da kendilerinden sonra gelen müminlere, Müslümanlara, tabiun dediğimiz insanlara, Müslümanlara namazı öğretmişler. Onlar da kendilerinden sonra gelenleri öğretmişler. Dolayısıyla bugün bizim kıldığımız namaz da, günde 5 vakit kıldığımız namaz da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı namazın motamot aynısı. Ama sadece bir eksik yönümüz var bizim. Ne yapıyoruz? Namazda acele ediyoruz. Namazın tadili erkanı dediğimiz rükünlerini tam manasıyla yapmıyoruz. Bir tavuğun veya horozun yem yediği gibi böyle tık 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 hemen 5 dakikada 10 rekat namazı kılıp bitiriyoruz ve selam verip çıkıyoruz. Böyle olmamalı. Peygamber Efendimiz namaz için gözümün nuru diyor ve tadili erkanına uygun olarak namaz kılmış Peygamber Efendimiz. Yani namazın rükünleri kıyam, kıraat, ruku, secde, bunlara çok önem vermiş ve bunları tam mükemmel bir şekilde ne yapmış? Yapmış. Dolayısıyla bizler de ne yapmalıyız? Bu namazın rükünlerini Peygamber Efendimiz'in kıldığı gibi acele etmeden huşu ve huzu içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda durduğumuz bilinciyle ne yapmalıyız? Namazı huşu ve huzu içerisinde kılmalıyız. Şayet Allah'ın emrettiği gibi, Peygamber Efendimiz'in kıldığı gibi bir namaz kılarsak ne kazandırır o namaz bize? Bakın Allah Teala şöyle açıklıyor. Ankebut suresinde bir ayette namazı şöyle tarif ediyor Cenab-ı Allah. İstediği namazı, Peygamber Efendimiz'in kılmış olduğu namazı şöyle tarif ediyor. Estaizu billah bismillah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz, Allah'ın istediği namaz, tenha anil fahşai vel münker. Namazı kılan Müslümanı, insanı bütün fuhşiyattan ve bütün münkerattan, Allah'ın sevmediği, yasakladığı bütün kötü davranışlardan, günahlardan ve yanlış olan kötü sözlerden uzaklaştırır diyor. Demek ki namaz kılan insan namazı sadece şekilde kalmamalı. Namaz kılan insan namazdan sonra da ne yapmalı? Mükemmel bir Müslüman olarak bütün Allah'ın yasakladığı günahlardan, davranışlardan uzak durmalı. Namaz kılan bir taciri düşünelim örnek olarak. Namazını kıldı, selam verdi, dükkanını açtı, terazinin başına geçti. Ne yapmalı? Teraziyi düzgün tartmalı. Bir müşteri geldi, diyelim ki şu malı satacak. Bunda eksiklik varsa onu söylemeli. Eksikliği olduğu halde onu gizler de efendim çok mükemmelmiş gibi yüksek bir fiyatla satarsa bu yaptığı alışveriş helal olmaz. Dolayısıyla işte namaz bu türlü yanlışlıklardan bizi alıkoyması gerekir. Namaz kılan bir Müslüman evine gitti, camide namazını kıldı, evine gitti. Yemek yiyecek, hanımı o gün yemek hazırlamamış. Vay efendim sen nasıl yemek hazırlamazsın diyerek hanımına kötü söz söylerse, onu dövmeye kalkarsa o zaman o namaz demek ki onu kötülüklerden alıkoymuyor demektir. Hayır, onu kötülüklerden alıkoyması gerekir namaz. Sabretmeliyiz, Allah'a şükretmeliyiz, eşimize, çocuklarımıza güzel davranmalıyız. Tatlı sözle, güler yüzle davranmalıyız. Beşeri ilişkilerimizde namaz kılan bir Müslüman ne yapmalı? Asla çevresindeki insanlarla olan ilişkilerinde insanlara eliyle, diliyle zarar vermemeli.
fiilleriyle, hareketleriyle asla insanlara zarar vermemeli. Evet, işte namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoymalı. Eğer namazı Peygamber Efendimizin kıldığı şekilde kılarsak, o zaman o namaz bizi Allah'a yaklaştırır. O namaz bizim günahlarımızdan arınmamıza vesile olur. O namaz bizim nefsimizi günahlardan temizlememize ve arınmamıza ve Allah'a layık bir kul olmamıza, kamil bir Müslüman olmamıza yardımcı olur. Değerli müminler, sonuç itibariyle de bizim cennete girmemize vesile olur inşallah. Peki Miraç'ta ikinci hediye neydi değerli müminler? Miraç'ta Peygamber Efendimizin bize getirdiği ve sunduğu ikinci hediye Bakara suresinin son iki ayeti. İmam hatiplerimiz yatsı namazından sonra mihrabiye olarak, aşır olarak bu iki ayeti her zaman okuyor ve bizler de sürekli dinliyoruz. Ne demek? Ali İmran, Bakara suresinin son iki ayeti bir kere iman esaslarını bize hatırlatıyor bu ayetler. Ve iman esaslarını hatırlattığı gibi ilahi emirler karşısında nasıl bir tavır ve davranış içerisinde olmamız gerektiğini ve iman ve sadakatin ne olduğunu bize ne yapıyor? Kısa ve özlü bir şekilde bu ayetler bize anlatıyor. Dolayısıyla vaktimiz el vermediği için bu ayetlerin açıklamasına girmiyorum. Ama bu ayetleri bir şöyle bir tefsirlerden, meallerden bir okuyun, manası önemli. Üçüncü hediye de değerli müminler, Peygamber Efendimiz'in bize getirip Miraç'ta hediye olarak sunmuş olduğu müjde şu. Bir insan, bir Müslüman şayet hayatı boyunca Allah'a şirk koşmadan Allah'a hakkıyla ibadet eder, Allah'ı zikrederse, Allah'a şirkten uzak durursa o Müslümana Allah Teala mutlaka eninde sonunda cennete koyacağına dair müjde getirmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Dolayısıyla bizler de Allah'a şirk koşmadan, Allah'a ortak koşmaktan uzak durmalıyız. Zira İslam dininde en büyük günah Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak. Dolayısıyla yılandan, yırtıcı hayvanlardan korktuğumuz, sakındığımız gibi, uzak durduğumuz gibi Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan da uzak durmalıyız. Ve sözlerimi şununla tamamlayacağım değerli kardeşlerim. Peki hocam bu mübarek gece, bu Miraç kandilini, bu geceyi nasıl ihya edelim ki Rabbimizin rızasına erişelim? Böyle bir soru mutlaka zihninizde, aklınızda vardır. Ona da cevap olarak şunu ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Birinci olarak, bakın şimdi geldiniz, yatsı namazını imamımızla birlikte imamın arkasında cemaatte kılacağız. Tamam. Yatsı namazını diyor Peygamber Efendimiz imamla birlikte camide cemaatle kılan, gecenin yarısına kadar ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır diyor. Elhamdülillah. Peki başka bu gece ne yapmalıyız? Sabah namazını da gelip camide imamın arkasında namaz kılmak suretiyle gecenin diğer yarısında da sabaha kadar ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanmamıza vesile oluyor. Yani kısacası bu geceyi ihya etmemiz için yatsı ve sabah namazlarını mutlaka camide cemaatle birlikte kılmaya özen gösterelim. Bu bir. İkincisi, değerli kardeşlerim, hepimiz insanız. İnsan sevap işleyebilen ve günah yapabilen, günah işleyebilen bir varlıktır. Dolayısıyla hepimizin az veya çok mutlaka bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlar vardır. Dolayısıyla işte bu gecede samimi olarak, ihlasla, samimiyetle işlediğimiz günahlara pişmanlık duymalıyız ve Allah'a tövbe etmeliyiz, istiğfar etmeliyiz. İşte bu mübarek ay, Recep ayı, bu mübarek gece, Miraç kandili, Miraç gecesi, tövbelerin, efendim duaların, niyazların Allah katında çok fazla kabul edildiği bir gece. Dolayısıyla bol bol dua edelim, bol bol tövbe ve istiğfarda bulunalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahlardan masum olmasına rağmen bir hadis-i şerifinde diyor ki, ben diyor günde 100 defa diyor Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum diyor. Allah'a 100 defa Peygamber Efendimiz tövbe ve istiğfar ediyordu. O zaman biz ne derece tövbe ve istiğfara yönelmeliyiz? Artık siz takdir edin değerli Müslümanlar. Dolayısıyla tövbe ve istiğfar önemli, dua önemli. Dualarımızı da mümkün mertebe umumi yapalım. Yani sadece kendi nefsimize değil, kendi anne babamıza değil, kendi akrabalarımıza değil, bütün inananlara, hatta bütün insanlığa dua edelim.
Ve bu mübarek Miraç kandilinizin hepinize tebrik ediyorum. Allah Teala bu kandilin sizlere, bizlere ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Tabii bu mübarek aylar, Recep ayı, bundan sonra Şaban ayı gelecek, daha sonra Ramazan ayı, bu mübarek üç aylar. Bu aylar içerisinde mümkün mertebe hayır ve hasenatımızı, salih amellerimizi çoğaltmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Hayır ve hasenat denilince namaz başta olmak üzere zenginlerin efendim zekatlarını, sadakalarını vermeleri, muhtaç olan efendim insanların görüp gözetilmesi ve son olarak da şunu hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. İslam dininde dargınlık, küskünlük haram. Dolayısıyla işte bu aylar içerisinde özellikle bu kandillerde küskün olan, dargın olanlar barışmalı. Barışmalı, küskünlüğü, dargınlığı bitirmeliyiz. Şu hadisle sözümü bitiriyorum. La yahillu li muslimin en yahcura ahahul muslime fevka felaseti eyyamin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla dargın, küskün olması helal değildir diyor. O zaman işte bu mübarek aylarda, bu mübarek gecelerde dargın, küskünler mutlaka barışmalı. Bildiğimiz dargın, küskün olan kardeşlerimizi de bir araya getirelim ve barıştıralım. Yüce Rabbimiz bizleri, sizleri kendisine layık kul eylesin. Habibi ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e layık ümmet eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.